Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. 43. test üreme sistemi ile ilgili testimiz. Diyor ki birinci soruda insanda dişi üreme organının yapısı aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre olayları seçeneklerin hangisinde üreme organının yapılarıyla doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar burada A nedir? Yumurtalıktır. B fallopi tüpü yani yumurta kanalıdır. C de rahimdir veya uterus. Mayoz bölünmeyle yumurtanın oluştuğu yer neresidir? Yumurtalık A. Sperm yumurtayı döllediği yer neresidir? Fallopi tüpü B. Embriyonun geliştiği yer neresidir? Rahimdir arkadaşlar. C. Yani A, B, C şeklinde gidecek. Cevabımız A şıkkı olur. İkinci soru. Diş üreme sisteminde yumurta üretilirken mayoz 2 sonucu oluşan hücreler aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? Arkadaşlar kısaca şöyle anlatayım. Bakın yumurta hücresi vardır iken kromozomlu biz bunu oogonium deriz. Yumurta hücresi mitoz bölünmeler geçirir ve birçok yumurta hücresini oluşturur. Yine iki en kromozomlu tabii ki. İşte veya interfaz evresini geçirdikten sonra da olabilir. Yine iki en kromozomludur ve biz buna ne diyoruz? Birinci oosit diyoruz. Birinci oosit. Daha sonra bu mayoz bir evresini geçirir. Bir tane büyük hücre, bir tane de küçük hücre oluşur. Bu küçük hücreye kutup hücresi. Büyük hücre ise arkadaşlar ikinci oosit diyoruz. İkinci oosit. Daha sonra mayoz 2 evresi gerçekleşir. Büyük bir yumurta hücresi oluşur. Biz buna artık ootit diyoruz arkadaşlar. Ootit yumurta hücresi. 3 tane de ne oluşur? Kutup hücresi oluşur arkadaşlar. Bu ootit yine gelişerek neyi oluşturacak? Yumurtayı oluşturacak. Ne diyor bize bakın? Diyor ki mayoz 2 sonucunda oluşan hücreler. Mayoz 2 sonucunda oluşan hücre ne olarak adlandırıldı? Ootit olarak adlandırıldı arkadaşlar. Cevabımız değişik olur. Üçüncü soru. Analık içgüdüsünün ortaya çıkmasını sağlar. Hangi hormon diye soruyor bize. Arkadaşlar analık içgüdüsü diyorsa aklımıza ne gelecek direkt? Prolaktin. Hipofizin ön lobundan salgılanır. Evet prolaktin. Hamilelik sırasında süt bezlerinin gelişimi ve süt oluşumu üzerinde etkilidir. Yine prolaktin cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü soru. Dördüncü soruda diyor ki. Menstrual döngü sırasında Menstrual döngü sırasında yumurtalıklardan salgılanan iki hormonun zamanla değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Buna göre A ve B hormonları ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi bakalım. Bakın burada 14. günden sonra sayısının sayı miktarının arttığı hormon bakın. Arkadaşlar 14. günde LH miktarı artar. LH kadınlarda progesteron hormonunun üretilmesini sağlar. Dolayısıyla LH progesteron üretiyorsa o zaman bizim buradaki hormonumuz ne olacak? Progesteron olacak. Yani B progesteron. Bakalım başka progesteron var mı? Var. Bakın bu var. Daha sonra diğer şıkları eledik tabii ki. Ee yine 14. günde işte maksimum seviyeye çıkacak. Sonrasında biraz azalıp sonra yine e, belirli bir zaman sonra yukarıya doğru çıkacak arkadaşlar bu da östrojen hormondur. Östrojen hormonu da FSH etkisiyle üretilmeye başlar ve sayısı artar. 14. güne geldiğinde sayısı maksimum olur çünkü neden? Östrojen e, bebeğin embriyonun gelişimi için rahim kısmını ayarlıyor. Eğer ki yumurta dışarı atılırsa artık östrojenin seviyesi düşmeye başlar arkadaşlar. Daha sonra tekrardan hani rahim hazırlığı başladığı için çünkü menstrual döngüyle en son gerçekleşen işte menstrual evre ile folikül evresi birbirinin içerisinde gerçekleşiyor. Yani şurada şu 5 günlük evrede hem menstrual evre hem de folikül evresi gerçekleşiyor. Bu yüzden östrojenin miktarı da artmaya başlar. Cevabımız ne olacak o zaman? Östrojen progesteron C olacak. Beşinci soru. Menstrual döngü sırasında gözlenen evreleri hangi sıraya göre gerçekleşir? Arkadaşlar ilk evremiz folikül evresidir. Daha sonra ovulasyon evresi gerçekleşir yumurtlama. Bir gün, bir iki gün sürer. Sonra korpus luteum evresi. En son ise menstruasyon evresi. Yani 3, 1, 4, 2 olarak gider. Yani cevabımız değişikliği olur. Hipofizden salgılanan FSH hormonu salgısının artması. Şimdi FSH ne yapıyordu? östrojenin üretilmesini sağlıyor. Diyor ki foliküllerden birinin gelişmesi ve folikül içindeki yumurtanın olgunlaşması. Evet bunu sağlıyor. Östrojen hormonunu da üretiyor arkadaşlar. Seminifer tüpçüklerde sperm üretimini sağlar. Evet bunu da sağlar. Cevabımız 1-2-3 E şıkkı olur. Gelelim diğer soruya. Sperm üretilmesinden dışarı atılmasına kadar geçen süreç içerisinde diyor. Verilenlerden hangi sırayla gider diye soruyor bize. Arkadaşlar ilk önce seminifer tüpçüklerde üretim gerçekleşir. Sonra epididimiz de geçici olarak depolanır. Vaz deferans da hareket yeteneği kazanır. Üretra ile de dışarı atılır. O zaman direkt sırasıyla gerçekleşiyor. Cevabımız aşık olur. 8 soru. Sekizinci soruda da bize diyor ki kavramlarla açıklamalar eşleştireceğiz. Hangisi açıkta kalır diye soruyor bize. Spermlerin beslenmesini ve korunmasını sağlayan hücrelerdir. Arkadaşlar bunlar Leydig hücreleridir. Yani B şıkkı olacak. Bu gitti. Spermlerin hareket yeteneğini kazandığı yapıdır. Az önce de söyledim bakın neresiydi? Vaz deferans'tı, değil mi? Gitti. Testosteron hormonunun salgılanmasını sağlayan yapıdır. Bu da Sertoli hücresidir. Gitti. Spermlerin üretraya taşınmasını sağlayan yapılardır. Bunlar epididimislerdir. Gitti. Cevabımız ne olur? seminifer tüpçük olur arkadaşlar. Bu dışarıda kalıyor. Evet gelelim 9. soruya. Seminal sıvının diyor özelliklerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar asidik özelliktedir demiş. Hayır bu yanlış. Nötr özelliktedir. Çünkü asidik özellikte rahime zarar verebilir o yüzden. Spermlerin hareketini kolaylaştırır. Doğru. Seminal prostat ve kokur bezleri tarafından üretilir. Doğru testosteron üretimini gerçekleştirdi demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olur. Yanlış olanı sorduğu için. 10. soru hangisi diyor dişi üreme sistemine ait değildir? Endometrium evet rahim içindeki tabakaydı. Fallopi tüpü yumurta kanalı, ovaryum yumurtalık, serviks ee, e, spermin bırakıldığı yerdir arkadaşlar. Seminal kesecik erkeklerde bulunan bir yapıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. 11. soru. Erkek küreme sisteminde spermatogenez aşağıda verildiği gibi gerçekleşmektedir diyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar spermatogonyumlar olgunlaştığı zaman oluşan K yapısına ne diyoruz? Birincil spermatit diyoruz. Birinci spermatit. Daha sonra mayoz 1 ile bölünüyorlar. Bunlara da ikinci spermatit diyoruz. İkinci spermatit. Ee, bakın şurada mayoz bölüme geçirdiği için bunlar en kromozomdur. Bu 2n kromozomdur. Daha sonra buradaki m hücreleri artık neye dönüşüyor? Birinci spermatosit diyoruz arkadaşlar. İkinci spermatosit diyoruz. M hücrelerine de artık spermatit diyoruz. Spermatit. Bunlar da M hücreleri dolgunlaştığı zaman ne oluyor? Sperm hücresi oluyor. Diyor ki K'da diyor homolog kromozomlar çiftler halinde bulunur. Henüz bölünme gerçekleşmediği için evet çiftler halinde bulunuyor. L'de diyor birinci spermatozit L birinci spermatosit hücreleri olarak tanımlanır. Evet, L1. Hayır, L birinci hayır, L'ye ne dedik? İkinci spermatosit dedik. Yanlış. M'deki hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. Mayozda oluştuğu için birbirinin aynısı olamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir olur. 12. soru. Menstrüel döngü sürecinde LH değişimini gösteren LH neydi? 14. günde tavan yapıyor arkadaşlar bakın. Bakın bir kere A şıkkı olmaz. B şıkkı olmaz. C olmaz. E de olmaz. Hangisi en yakın? D şıkkı yakın. O zaman cevabımız D şıkkı olur. Evet bu testin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.